Anadolu tarihinin geleneksel mimari yapısının birçok güzel örneği Konya Karatay'da mevcut. Bu eşsiz örnekleri restorasyon çalışmalarımızla koruyoruz. Tarihi dokunun hissedildiği sokaklar oluşturuyoruz. Şehrimizin merkezinde çok güzel eserler mevcut. Hazreti Mevlana'nın çevresinde birçok tarihi yapımız, çarşılarımız ve ibadethanelerimiz var. Rumi'nin dostu, yol arkadaşı ve hocası Şems-i Tebrizi'nin türbesi de yine Karatay'da yer alıyor. Obruk Kervansaray. Geçmişi 800 yıl önceye ulaşan bu tarihi yapıyı restore ederek yeniden canlandırdık. Şu anda otel ve müze olarak hizmet veren Obruk Kervansaray, adeta bir zaman tünelinden 800 yıl geriye giderek taş odalarda tarihi hissederek konaklamak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Obruk Kervansaray aynı zamanda yanı başında Türkiye'nin en büyük Obruk Gölü'ne ev sahipliği yapıyor. Yaptığımız yatırımlar ile bu doğa harikası alanı turizmin gözde merkezlerinden birisi haline getirdik. Bölgemizin en etkileyici alanlarından birisi de 3 yıl önce arkeolojik çalışmalarına başladığımız Savatra Antik Kenti. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuk Üniversitemizle birlikte tarihe ışık tutacak bir çalışma yürütüyoruz. Savatra Antik Kenti, antik çağ yazarlarının sıkça değindiği bir bölge. Tarihi 5000 yıla kadar uzanıyor. Burada Roma ve Bizans dönemine ait buluntular mevcut. Şu anda antik tiyatro alanını gün yüzüne çıkarmış durumdayız. Aynı bölgede bulunan mozaikler, yazıtlar, hüyük alanı, dehlizler, sunak ve benzeri kalıntılar bölgeyi hayli ilgi çekici bir noktaya götürüyor. Burada yaptığımız çalışmaları turizmle bütünleştirecek ve bölgeyi bir çekim merkezi haline getirecek projeler hazırlıyoruz. Arkeolojik bölgelerimizden birisi de yine ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Boncuklu Hüyük. Buradaki tarih 10.500 yıl geçmişe kadar uzanıyor. Boncuklu Hüyük'ü diğerlerinden ayıran ve dünya tarihine ışık tutan çok önemli bir gelişme var. Burada yapılan arkeolojik çalışmalar ve elde edilen buluntular, tarımın Avrupa'ya Boncuklu Hüyük'ten gittiğine dair kanıtlar sunuyor. Buradan yola çıkarak Karatay'ın tarımın tarihsel süreci açısından oldukça önemli bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. İlçemizde yer alan Bozdağ Milli Parkı, koyun ırkının bilinen dört atasından biri olan Anadolu yaban koyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bölgemiz aynı zamanda yaban koyunlarının korunması ve üremeleri için oldukça önemli bir alan. Bölgenin korunma hassasiyetini göz önünde bulundurarak yaban hayatı açısından turizm noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla bölgeye uygun bir proje çalıştık. Bu projemiz karşılama ve bilgilendirme merkezi olarak gelen misafirlere bölgenin tanıtımını sağlayacak. Bölgemiz için modern adımlar atmayı, sosyal alanlarımızı geliştirmeyi, yeşile ve çevreye katkı sunmayı, finansal istikrarı ve sürdürülebilir şehirleşmeyi sağlamayı da önemli görüyoruz. Bu modern dokunuşlardan birini yine tarım alanında şehrimize kazandırdık. Türkiye'nin en büyük tematik lavanta bahçesini Karatay'da oluşturduk. Tam 340 bin metrekarelik alanda 300 bin lavanta fidesi her yıl Temmuz ayında görsel bir şölen sunuyor. Burada ülkemizin her bölgesinden yılda 400 bin misafiri ağırlıyoruz. Hasat ettiğimiz lavantaları gazoz, dondurma, krem, lokum ve sabun gibi onlarca farklı ürüne dönüştürüyoruz. Yine aynı bölgemizde oluşturduğumuz gül parkımızda 190 türde 50 bin gül fidesi yer alıyor. Burası da yıl boyunca on binlerce misafir ağırladığımız ilgi duyulan bir merkez. Yan yana yer alan bu iki lokasyon kısa sürede şehrimizin önemli bir turizm alanı haline geldi. Karatay bulunduğu bölgenin en büyük parklarına sahip. İçerisinde Karavan Parkı'nı da barındıran şehir parkımız bunlardan bir tanesi. Benzer şekilde birçok parka, hobi bahçelerine ve piknik alanlarına sahibiz. Şehrimizin planında yeşil hatlarımız mevcut. Bu yeşil dokularımızın içerisinde spor alanları, çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları yer alıyor. Sadece son 5 yılda 125 ayrı noktada 1 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan çalışması yaptığımızı belirtmek istiyorum. Tabii bunca yeşil alanın içerisinde hoşça vakit geçirdikten sonra güzel bir kahve içilebilecek, yemek yenilebilecek şık tesisler de ihtiyacı doğdu. Kafe Karatay markasını oluşturarak bu ihtiyacı da giderdik. Kafe Karataylar 8 ayrı bölgede hizmet veriyor. Bu tesislerimizde kaliteli ürünleri güler yüzlü personelimizle uygun fiyata vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz.
Bunca çalışmayı yapmak da finansal istikrarı ve bütçe yönetimini en ince detayına kadar planlamayı gerektiriyor. Karatay Belediyesi olarak hiçbir şekilde kredi ya da farklı şekillerde borçlanmaya gitmeden tüm yatırımlarımızı öz kaynaklarımız ile yapıyoruz. %100 öz kaynaklar ile %100 hizmet üretiyoruz. Bu vesileyle tüm katılımcıları Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'nin şehri Konya'ya davet ediyorum. Değerli katılımcılar, değinmek istediğim son bir konu daha var. Burada dünyanın farklı coğrafyalarından bir araya gelmiş şehirlerin yönetiminde görevli olan insanlarız. Her birimiz bulunduğumuz bölgede tarihi yapılarını koruma, turizmi geliştirme, şehirleşmeyi sağlama amacıyla çalışıyor ve yapıcı bir tavırla gayret gösteriyoruz. Ancak bir de yıkanlar var. Bunlara değinmemiz gerekiyor. Aksi halde söylediklerimizin bir tarafı hep eksik kalacak. Şehirler yıkılıyor, tarihi miraslar yok ediliyor. Her şeyin ötesinde dünyada sivil ölümlerinin en yoğun yaşandığı dönemi şu anda Filistin'de görüyoruz. Birçoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 40 bine aşkın savunmasız masum insanın öldürüldüğü bir savaş olamaz. Buradan baskının ve bombalamaların sona ermesi için İsrail'e karşı hep birlikte önemli bir mesaj vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bombalar altında parçalanmış çocukların ve sivillerin olmadığı binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yapıların savaşlar nedeniyle yıkılmadığı, herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir dünya diliyorum. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Altıncısı düzenlenen kentsel ekonomi forumu dolayısıyla tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.